görüşme yapmak üzere geldi ve bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir henüz yeterince somut veriler yok ve bu konuda bir açıklama da yapılabilmiş değildir. SPİTİ'nin raporunun ortaya çıkmamış olması bu kaygıları daha da arttırmıştır. Dolayısıyla bu konuda bu refleksler çok daha kuvvetli olacaktır. Çünkü gerçek anlamda bahsettiğim, biraz önce bahsettiğim bütün özneler Sayın Öcalan'ın sağlığından, hayatından, oradaki bulunduğu koşullardan dolayı ciddi bir biçimde bir endişe duymaktadırlar ve bir an önce imdalı kapıları açılmalıdır. Gerek Türkiye'nin içinde Kürt siyasetçiler başta olmak üzere bu soruna sahip çıkan her siyasi kesimi neredeyse Türkiye'de havuz medya tarafından ve iktidar tarafından linç edilir pozisyona geldi. Hem Kürt halkına dönük ve hem Kürtlerinle dayanışma içinde olan Türkiye demokrasi güçlerine dönük benzer bir linci hızlandırmış ve arttırmış durumdalar. Bununla beraber sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. Sınır ötesinde işte pençe kılıç operasyonuyla bir hava bombardımanı gerçekleşti ve akabinde şimdi kara operasyonu gerçekleştirmek için işte rıza aranıyor uluslararası güçlerden. Rızalık alınmaya çalışılıyor. Bunun da olma ihtimali var. Şimdi bütün bunlar bize şunu göstermektedir. Mevcut olan bu iktidar, geleneksel devlet yapısının bugüne kadarki bu konudaki yaklaşımını daha da derinleştirerek sürdürmektedir. Bugün Sayın Öcalan'a bu tecritin uygulanması bunun en somut göstergelerinden birisidir. Bununla beraber Türkiye'de gerçekten ciddi bir rejim değişikliği yaşandı ve ülke tam bir otoriter rejim tarafından, bir faşizan rejim tarafından artık yönetiliyor. Bu rejim Sayın Öcalan nezdinde İmralı'da gerçekleştirmiş olduğu tecridi yaşamın her alanında bir formül haline getirmiştir. Tıpkı kayyumları HDP belediyeleri üzerinde nasıl kayyum sistemini gerçekleştirdi ve daha sonra bu kayyumu bir rejime ve bir sisteme dönüştürdüyse artık üniversitelere de kayyum atanmaya başlandı. Batı belediyelerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın en son işte kelimelerle anlatılmayacak kadar basit ve aslında ahmakça onun yargılandığı kelimeyi kullanarak söyleyeyim. Ahmakça bir gerekçeyle yargılanmasıyla birlikte nasıl İstanbul Belediyesi'ne de farklı bir yöntemle kayyum atandıysa bunu yaşamın her alanına sirayet ettirdiler. Yine aynı şekilde tecrit sistemini de böyle görmek durumundayız. HDP'yi tecrit etmeye ve kriminalize etmeye çalışıyor. Kürt siyasetçilere aynısını uyguluyor. Türkiye'deki bütün muhalif kesimlere, aydınlara, yazarlara, sanatçılara, aydınların, yazarların, sanatçıların kendi sanatlarını icra etmelerini ve kalemlerini özgürce kullanmalarını, sahneyi özgürce kullanmalarını engelleyerek de aslında bir tecrit sistemini uygulamış oluyor. Sonuç itibariyle bir sanatçıyı düşünün, ikide bir konseri yasaklanmış bir sanatçıyı düşünün. O sanatçının asıl işi nedir? Halka çıkıp, topluma çıkıp, kalabalığa bir kendi müziğini ve sanatını icra etmektir. O yasaklar da bir anlamıyla tecrittir. Çünkü kendisini sanatçıyı kitlesinden koparıyor, siyasetçiyi kitlesinden koparmaya çalışıyor. Bu sistemi özellikle bu sanatçı örneğiyle aslında yaşamımızın her alanına nasıl sirayet ettiğine vurgu yapmak üzere ifade etmeye çalıştım. Bu tecrit sisteminin ortadan kalkması, kayyumcu zihniyetin ortadan kalkması, bu faşizan rejimin ortadan kalkması için bizler en güçlü demokratik mücadele zeminini örmek konusunda görev ve sorumluluğumuzun daha da arttığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü cezaevleri tevkif müdürlüğü kendisine bağlıdır ve cezaevlerinde uçan kuştan, uçan sinekten haberdar olması gereken ve bu konuda orada cezaevlerinde ne yaşanırsa yaşansın hepsinin sorumluluğu Adalet Bakanlığı'ndadır. Adalet Bakanlığı tabii ki Sayın Öcalan'a dönük tecritin ve İmralı tecridinin bakanı açtığını biz gayet iyi biliyoruz. Sonuç itibariyle bu kararı bakan vermiyor ya da bakanlık vermiyor. Bu kararı doğrudan saray veriyor ve Erdoğan veriyor. Dolayısıyla özellikle tek adam rejimine dönük bizim
bu kadar yoğun eleştirel bir yerde durmamızın en temel sebebi de bu. Bakan bakanlık yapamıyor. Bakanların görevlerinin, bakanların yapması gereken görev ve sorumluluklara kararını Erdoğan veriyor. İhtisas isteyen alanlarda dahi sağlık alanında bile artık Erdoğan konuşuyor. Bugün Türkiye bir korona dönemi geçirdi bütün dünyada olduğu gibi ve koronada alınacak önlemlere dahi alakasız bir şekilde uzmanlık alanı olmadığı halde Erdoğan müdahale edip karantina günlerini kendisi neredeyse belirlemeye kalkıştı. İşte tam tek adam rejimi, faşizan rejim, otoriterleşme dediğimiz şeyi burada çok net olarak görmekteyiz. Sonuç itibariyle biraz önce de ifade ettiğim gibi en nihayetinde bu kararları saray vermektedir, doğrudur, Erdoğan vermektedir. Ama bu Adalet Bakanı'nı görev ve sorumluluğundan kurtarmaz. Sonuçta orada ne yaşanırsa yaşansın, gerek şimdiki süreçte, gerekse gelecek süreçte bunun hesabını verecek olan Adalet Bakanı'nın kendisidir. Bugün cezaevlerinde artan işkence, hasta mapuslar üzerinde, hasta tutsaklar üzerinde artan baskılar ve işkence, işte 30 seneliklerin infazlarının yakılması, 30 sene cezaevinde yatmış olan bir insana neredeyse çıkarken diyor ki pişmanlık yasasından faydalan dercesine kendileriyle işbirliği yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Akıl mantık var. 30 sene cezaevinde yatmış, bu kadar ağır bedel ödemiş, bu sistemle uzlaşmamış olan bir insana bu dayatmaları yapıyorsun cezaevinde ve çıkmanın infazını yakmamanın koşulu olarak bunu gösteriyorsun. Şimdi bu akıl alır gibi değil. Yani gerek İmralı'da gerekse cezaevlerinde hasta tutsaklar, gerekse bu müebbetliklerin infazlarının yakılması gibi ve hatta son zamanlarda tırnak içinde intihar etti dedikleri birçok tutsağın esasen orada işkence gördüğüne dair birçok bilgi, belge ve görüntülerin basına yansıdığını biliyoruz. Bütün bunların sorumlusu bizzat Adalet Bakanı'nın kendisidir. İmralı tecridinin sorumlusu her ne kadar evet AKP iktidarı ve bu rejimse, MHP ile birlikte bu rejimse, bir o kadar da Adalet Bakanı bu rejimin bir parçası olarak, bu yönetimin bir parçası olarak kendisi sorumludur. Ben buradan bir kez daha Adalet Bakanı'na sorumluluğunu hatırlatmak istiyorum. Adalet Bakanı, sen sorumlusun. Bu tecrit ortadan kaldırılmalıdır. Bugün Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanında, Orta Doğu'nun dört bir yanında bu tecride karşı durmuş duran birçok aydın, yazar, sanatçı, siyasi çevre ve en önemlisi Kürt halkının kendisi, en önemlisi halkların kendisi, milyonlar buna itiraz ediyor. Dolayısıyla bu sese kulak vermemek, kulak tıkamak kabul edilebilir bir şey değildir. Burada başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Türkiye'deki bütün sorumluları ve uluslararası sorumluları, Avrupa İnsan Hakları örgütlerini bu konuda daha fazla duyarlılığa davet ediyorum ve daha fazla harekete geçmeye davet ediyorum. Şimdi ısrar süre Türkiye'de demokratikleşmenin önündeki tıkanıklığı arttırmaktadır. Kürt sorununun çözümünde tıkanıklığı arttırmaktadır, çözümsüzlüğü arttırmaktadır. Bu da başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye'de yaşayan bütün halkların aleyhine bir sonuç üretmektedir. Nedir aleyhine üretilen sonuçlar Türkiye halklarına? Bir kere barış ve kardeşlik içinde yaşayamıyoruz. Bir kere sürekli 40 seneden beri gerilim içinde yaşıyoruz. Bir kere Kürt halkının talepleri ortadadır. Kürt halkı Türkiye'den ayrılmayı değil, tam tersi Türkiye'nin içinde, hatta bunu dört parça Kürdistan'da, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da bir infisalı değil, bir ayrılığı değil, tam tersi bu sınırlar içerisinde bir eşit yurttaşlık temelinde kendi haklarını, ana dillerinde eğitimin bütün bunların anayasal güvence altına alınmasını istiyor. Buna batıya baktığımız zaman burjuva devletleri bu konuda Türkiye'ye nazaran epey yol almışlar. Yani 6 milyonluk 7 milyonluk bir Avrupa ülkesinde oluşturulmuş olan işte kantonlarda herkes kendi ana diliyle eğitim görebiliyor. Kendi yerel örgütlenmelerini, yönetimlerini kurabiliyor. Ve bir merkezi hükümete bağlılar. Bunda hiçbir şekilde hiçbir sorun çıkmamaktadır. Yani bugün
İsviçre'nin yapısına baktığımızda o yapı İsviçre'yi bölmekte midir, güçlendirmekte midir? O yapı İsviçre'yi güçlendirmektedir, bölmemektedir. Sonuç itibariyle burjuva hukukunun dahi aşmış olduğu, ki biz bunun çok daha fazlasını istiyoruz sosyalistler olarak, ama burjuva hukukunun bunları bir çözüme kavuşturduğu, kısmi de olsa çözüme kavuşturduğu bir yerde Türkiye'deki mevcut iktidarın geleneksel devlet kodlarını devam ettirerek tecritte ısrar, Kürt sorununu çözmemede ısrar, Türkiye halklarının ve bölge halklarının, halkının coğrafyasının istikrarsızlaşmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda henüz mecliste bütçe görüşmeleri yeni tamamlandı ve bütçe görüşmelerine, bütçede oluşturulan yeni bütçeye baktığımızda savaş, çatışmaya, güvenliğe çok fazla para ayrıldığını görüyoruz. Bu para nereden ayrılıyor? Türkiye halkları, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Arap'ı, Çerkez'i, herkes açlık ve yoksulluk içinde kıvranmaktadır. Bugün gerçekten bir kuru ekmeğe dahi muhtaç olmuş olan, çocuğuna bir paket süt götüremeyen, çocukların beslenme çantalarına bir dilim ekmek dahi koyamayan aileler var. Şimdi bu kadar açlık ve yoksulluktan biz dem vururken ve Türkiye'de bir adil bir bölüşümü esas almayı önerirken hükümet nezdinde temsilcilerin bize verdiği yanıt ne? Siz şu kadar tankın, topun, mühimmatın, merminin fiyatını biliyor musunuz şeklindedir. Şimdi bu kadar Türkiye'yi bu kadar güvenlikçi politikaya ve güvenlik için bu kadar para harcamaya, mermiye, tanka, topa, tüfeğe bu kadar para harcamasının en büyük nedenlerinden birisi Kürt sorunudur. Kürt sorunu çözülseydi Türkiye'nin bütçesi de bu kadar eksilmeyecekti. Tabii ki yiten canlarımız bizim en kıymetlilerimizdir. Hiçbir can yitsin istemiyoruz. Ama aynı zamanda bu savaşın ve çatışmanın ülke ekonomisine verdiği zararların da altını çizmek istiyorum. Ve Türk, başta Türk kardeşlerimiz olmak üzere Kürtler dışındaki bütün halkların şunu talep etmesi lazım. Ya biz Kürt kardeşlerimizle barış ve huzur içinde elbette yaşayabiliriz. Yaşıyoruz da, yaşarız da. Önemli olan bunun bir sisteme bağlanması. Kürt kardeşlerimizin taleplerine kulak verin. Siz bu savaşı büyütüp derinleştirdikçe bizim ekmeğimiz küçülüyor. Biz yoksullaşıyoruz, biz aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz diyebilmesi çok önemli ve kıymetlidir. Tekrar etmek istiyorum, başta Türk kardeşlerimiz olmak üzere bütün halkların bu talepte bulunması önemli ve kıymetli olacaktır. Ve ülkemizin 100 senelik cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokratikleşmesi konusunda da çok önemli katkılarda bulunacaktır bu tür taleplerin büyümesi ve hayata geçmesi. Bir Dolmabahçe mütabakatı süreci gerçekleşti. Bir barış süreci, kısa da olsa bir barış süreci, daha doğrusu diyalog süreci hayata geçti. Barış diyemeyeceğim, şu nedenle diyemeyeceğim. Adına barış dediler ama ne yazık ki daha sonra o masayı bu iktidar kendi eliyle devirdi. Hatırlayacaksınız, o dönemde Sayın Öcalan'la diyalog kurulurken ve bu savaş ve çatışmaların bitirilmesiyle ilgili plan ve projeler üzerinde çalışma yürütülürken Türkiye çok rahat nefes almıştı. Sokaklar rahatlamıştı, caddeler rahatlamıştı. İnsanlar mesela yine bütçe görüşmelerinden bir örnek vermek istiyorum. Biz o dönemdeki özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve güvenlik için ayrılan bütçeyi incelediğimizde bütçe neredeyse yarı yarıya düştü o süreçte. Öte yandan gerçekten Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri, bütün insanlar çok rahat bir nefes aldı. Çünkü en önemlisi neydi? Tabutlar gelmiyordu. Cenazeler gelmiyordu. Ne asker cenazesi geliyordu, ne de PTT kargoyla kemikleri, cenazesi teslim edilen Kürt gençleri, gerillalar gelmemiş oluyordu. Bu başta analar olmak üzere gerçekten bu yükün en ağır bedelini Kürt anaları, Türk anaları ödedi. O zaman Kürt anaları da, Türk anaları da büyük bir mutluluk yaşadılar. Bunlar çok kıymetli şeyler. Bunlar bir toplumun bir arada yaşayabilmesi ve geleceğini birlikte belirleyebilmesi bakımından çok kıymetli ve anlamlıydı. Şimdi aynı süreç, yine İmralı kapıları açılırsa ve yine bir diyalog süreci başlarsa biz Türkiye'de bütün herkesin, her kesimin çok rahatlayacağı kanaatindeyiz. Orada doğru bir yol alınabilirse, doğru bir yol izlenebilirse
Ve bu şu anlama gelir. Kürt sorununu artık çatışmalarla 40 yıldır çözemediğimizi gördük, anladık. Bir diyalog süreciyle çözmek istiyoruz anlamı çıkar bundan. Ki biz bu anlam çıksın da istiyoruz zaten. Çünkü biz biliyoruz ki bu sorunlar derinleşmiş bir çatışmayla bugüne kadar hiçbir sorun çözülmemiştir. Tarih boyunca bütün dünya tarihine baktığımızda çatışarak sorunun, bu tarz sorunların çözüldüğünü görmedik. Kürtlere vurdukça Kürtlerin birbirlerine kenetlenmesi arttı. Onlar yani mevcut olan iktidar ve devlet politikaları Kürt sorunu çatışmayla çözeceğim dedikçe ve çatıştıkça burada Kürt halkının dört parça Kürdistan'da iradesinin daha çok büyüdüğünü görüyoruz. Çöktürme planı devreye girdikçe Kürtlerin çökmediğini gördük. Demek ki çözüm burada değilmiş. Demek ki çözüm oturup diyalogla Kürtlerin hakkını vermeyle yani aslında Kürtler hakkını almış oluyor. Türkiye cenahı bir şey vermiş olmuyor. Dolayısıyla burada özellikle vurgulamak istediğim İmralı kapıları açılırsa bir diyalog süreci başlarsa başta Türkiye halkları olmak üzere bütün bölge halkları çok rahat bir nefes alacak diye düşünüyorum.